Ben, annem ve Şeref kaldık baş başa. Bayram anneni en zor anında yarı yolda bırakmış. Annen için çok zor olmuş olmalı. Çok zor oldu. Tabii babası bırakıp gitti çocuğunu. Ama annem bağrına bastı. Hiç üşenmedi, hiç utanmadı, hiç yorulmadı benim annem. Ne de olsa anne işte. Böyle fedakarlıklar genelde annelere düşer. Ama aferin Firuzan'a, annelik tam da böyle bir şey. Para meselesini ne yaptı? Hiç sorma. Ne yapsın? Son çareye başvurdu. Öyle diyeyim sana. İşten geçmeden o ameliyat olması lazım Şeref Cavit abi. Ben senden başka kime gideceğim bilemedim. Bu dediğin çok para Firuzan. Farkında mısın? Olmam mı? Ama ben yıllarca burada bedavaya çalışırım. Her gün sahneye çıkarım, yemin olsun. Bak sözüme inanmıyorsan senet yapalım. O kadar para şarkı söyleyerek ödenmez yalnız. Nasıl ödeyeceğim o zaman? Buraya gelen adamlar senin Billur sesine hayran değil. Bunun sen de farkındasın değil mi? Tamam. Masalarına oturur iki hoş beş ederim gönüllerini. Ne yapsınlar o adamlar senin hoş beşini? Sana dokunamadıktan sonra. Yapma gözünü seveyim Cavit abi. Sen beni tanıyorsun, ben yapamam öyle şeyler. O zaman evladın mezara girer. Yapacak bir şey yok. Bazı insanlar ne kadar kötü. Neden bu insanlar bu kadar kötü doktorum? Yani bu kötülük doğuştan mı geliyor? Yoksa sonradan mı öğreniyorlar? Her çocuk masum doğar ama hayatın içinde nereye gideceğimizi bazen şartlar, bazen de biz karar veririz. Aslında kötü olmak hem kolay hem de zordur. İnsanlar işin kolayına kaçmak için kötü olurlar. Ama ben şimdiye kadar hem kötü hem de mutlu olan hiç kimseyi görmedim. Ne kadar doğru. Ne yaptınız sonra? Aa, hayır olsun bacım, yüzün gülüyor. Gülmez mi abla? Parayı buldum. Kız çok sevindim, çok şükür. Of. Çok şükür de sen gelsene buraya. Nereden buldun o kadar parayı? He? Cavit abiden borç aldım. Aa, Cavit'e bak sen. İnsafa gelmiş zebani. Ağladım, sızladım. Ver de. O fırsatçı köpek karşılıksız vermez o kadar parayı ama. Çalışacağım. Senet yaptık. Senet bitene kadar da... Başını kaldır Firuza. Sen ne yapıyorsan evladın için yapıyorsun. Utanılacak bir şey yok. Senin bu çaresizliğinden faydalananlar utansın. Üzülme kardeşim, üzülme. Zeki'ye bak, kardeşin kurtuluyor. Evet, çok mutluymuşsun. Ben sana demiştim her şey yoluna gidecek diye. Aman yani, bir şey de bilme.
Yani ben o zaman annemin nelere razı geldiğini bilmiyordum. Anlamıyordum ki. Benim tek bir derdim vardı. Para bulunmuştu. Kardeşim iyileşecekti. Ameliyat iyi geçti mi? Güzel geçti. Güzel geçti tabii. Yani doktor gerçekten işinin ehliymiş. Yani koltuk değnekleriyle yürüyor ama yürüyor. Böyle kelime kelime konuşuyor ama konuşuyor. Allah onu bize bağışladı doktorum. Çok sevindim keklik. Sizin için de şeref için de. Yani babası olacak o bayram var ya bırakıp gitti oğlunu ama... benim annem var ya hep dimdik durdu oğlunun arkasında. Kaç yıldır... bir gün utandığını, sızlandığını görmedim Şeref'ten. Firuzan bir ağaç gibi kendi kendine büyümüş. Kökleri toprağın derinliklerinde kötülüklere, acılara değmiş. Ama o kökler sayesinde daha da güçlenmiş. Hiçbir fırtınanın yıkamayacağı kadar sağlam bir ağaç olmuş. Ve senin gibi, Şeref gibi harika meyveler vermiş. Keşke bayram da anamın yarısı kadar güçlü olsaydı. Zavallı anacığım her şeye, her zorluğa tek başına göğüs germek zorunda kalmazsın. Senin için nasıldı o günler? Zordu. Bir kere her şeyden önce çok çabuk büyümem gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Annenin yaşadığı zorlukları gördükçe ona destek olmak için böyle düşündün değil mi? Ya evet doktorum. O zamanlar annemle iş bölümü yapmıştık. Annem pavyona gittiği zaman geceleri ben bakıyordum Şeref'e. Sonra ben okula giderken de annem bakıyordu. O yaramaz Zeki'ye gitmiş, yerine annesine yardım eden, kardeşine bakan akıllı bir küçük kız gelmişti. Şeref'in rahatsızlığından sonra hepinizin hayatı değişmiş. Hepiniz fedakarlıklar yapmışsınız. Sen yaşından önce olgunlaşmak zorunda kalmışsın. Hayat herkese eşit davranmıyor işte. Anneme de davranmadı, bana da. Şeref'e de eşit davranmadı. Biliyor musun doktorum? Annem hala Şeref'in başına gelen en büyük lütuf olduğunu söylüyor. Öyle mi? Öyle tabii doktorum ya. Benim kardeşim bir melek. Yalan söylemeyi bilmez. Kötülük nedir bilmez. Böyle bir evladı kim istemez ki? Haklısın keklik. Şeref'le annemle benden sonra en çok ilgilenen kimdi dersin? Kimdi? Hüsnü. Ya Hüsnü, Şeref'in bebekliğinden beri vallahi onun üzerine titrerdi. Hala da öyle biliyor musun doktorum? Hala üzerine titrer Şeref'in. Bana bakın. Bir saat gidip geleceğim, bakabilirsiniz değil mi Şeref'e? Merak etme Firuzan abla, Hüsnü burada. İyi, hadi bakalım. Doğal da uyanmasın. Uyanırsa bir iki salları susar. Niye karnın susmuyor Zekiye? Ne bileyim, karnı acıkmıştır belki. Doğru diyorsun. Muhallebi yapalım o zaman. Hem biz değiliz. Koş kız, tencereyi kap da gel. Of, acaba ben mi gitseydim kazana? Daha koyayım mı? Koy koy Zekem, koy. Hüsnü, ölçüsü bir şeysi yok mu bunun? Ölçüye ne gerek var? Göz kararı diye bir şey var, hiç duymadın mı? Koy koy sen. Al sana göz kararı. Koy kız. Aç bakayım ağzını. Yemiyor ya. Bence sevmedi. Aa, tadı çok güzel. Tam kıvamında. Ben bu işlerden anlıyorum. Şeref anlamıyor yemekten. Alsana tadına bak. Aman istemem. Şeref susmuş. Nasıl oldu anlamadım.
Hüsnü'nün gizli güçleri. Hadi susmuşken uyutalım. Dandili dandil dastana, danalar girmiş postana. Çocuklar, neredesiniz? Hüsnü çocukluğunuzdan beri en zor anlarında hep yanında olmuş. Aranızdaki bağ ne kadar kıymetli. Evet öyle doktorum. Yani nazımı kaprisimi bir tek o çeker. Ama birisi de benim kıymetimi bilsin değil mi? Keşke sen de Hüsnü'nün sana verdiği kıymet kadar kendine kıymet verebilsen. O zaman belki Hüsnü'ye de farklı bir gözle bakabilirsin. Yani bakmaya değer mi diyorsun? Yok ya. Bu konu benim için çok karışık doktorum. Yani benim kendime değer vermem karışık. Hüsnü'ye o gözle bakmam karışık. İkisi birbirine de... Ya çok karışık benim için bu. Evet keklik, şimdilik karışık. Sonra bunu çözeceğiz birlikte. Peki annenin imzaladığı senetler ne oldu? Annen pavyona geri dönmek zorunda kaldı mı? Ne yapsın? Döndü. Diyor ama artık işinin eskisi gibi olmadığını ben bile anlamıştım o çocuk yaşta.